Leyla, biraz çıkar mısın lütfen? Kapıyı da kapatırsın. Alo baba. Ne söyleyeceğini biliyorum. Şirin'e fotoğrafları ver diyeceksin. Ben de hayır diyeceğim. O yüzden bu konuyu hiç uzatmayalım. Pırıl, bir dakika beni dinler misin? Boşuna nefesini tüketme. Bunların hepsi kafayı üşütmüş. Vermeyecek. Katiyen vermem diyor. Suat Bey, benimle ne konuşmak istemiştiniz? Sarp dün gece eski karısını görmeye gitmiş. İçimden bir ses ona senin yardım ettiğini söylüyor. Cevabını duyamadım. Kendisi oraya gitmeyi kafaya koymuştu. Bir şekilde gidecekti. Benim kontrolümde olursa daha güvenli olur diye düşündüm. Doğrusunun bu olduğunu düşündüğüm için yaptım. Alp Bey'i korumak için. Biz Alp'i koruyorduk. Sarp'ı korumak bizim işimiz değil bundan böyle. Gördün, kızım da kocasını gözden çıkarmış. Bizimle işbirliğine yanaşmıyor. Fotoğraflar bizim elimizde olmazsa Sarp'ın o kadınla birleşmesine biz nasıl engel oluruz? Ama Sarp Bey, fotoğrafların hala bizde olduğunu sanıyor. O fotoğraflar Sarp'ı durdurmak için gerekli değil. O fotoğraflar Bahar'ın Sarp'ı geri almasını engellemek için lazım. Anladın mı beni? Çünkü bir gün gelecek, Sarp dayanamayacak ve o kadına gidecek. Anladın mı beni? O kadına gidecek. Peki benim ne yapmamı istersiniz? Senin yapman gereken şey Sarp'ın sana olan güvenini korumak. Çıkabilirsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sarp Bey, Pırıl Hanım. Hoş geldin Mülüs. Dışarıda konuşalım. Bir yer bulabildin mi? Sarp Bey, bu kadar kısa zamanda bir... Sana yalvarıyorum, elini çabuk tut. İstanbul dışında bir yer olsun. Mümkün olduğunca uzakta bir yer. Peki bunu Suat Bey bilecek mi? Pırıl Hanım. Hayır. Bunun beni ne kadar zor durumda bırakacağının farkında mısınız? Henüz eğer konu paraysa... Sarp Bey. Yanlış anladınız. Konu para değil. Konu güven. Suat Bey'in arkasından iş çevirmek hiç hoşuma gitmiyor. Öte yandan... Elbette size yardım etmek istiyorum. Çünkü başınıza gelenlerde benim de payım var. Şirin'in sözlerine inanmasaydım, size söylemeden önce ailenizin ölüp ölmediğini kontrol etseydim, bütün bunlar yaşanmayacaktı. Şanssızlıktı. Yaşadığımız her şey koskoca bir şanssızlıktı. Münir, sen defalarca benim hayatımı kurtardın. Onları orada bırakma. Suçsuz bir kadın. Masum iki çocuk onlar. Onlara yardım et. Bana yardım et. Bana biraz zaman ver. Bir yer bulacağım.
Sarp, ne yapacaksın? Hangi konuda? Bahar ve çocuklar konusunda. Neyi öğrenmek istiyorsun Pırıl? Kafanda ne varsa hepsini. Sana sorduğumda sizinle kalacağım, seni terk etmeyeceğim demiştin ama... dün gece Bahar'a gitmişsin. Sen... Evet, gittim. Bahar'ı görmeye gittim. Şimdi sence mevzumuz bu mu? Hı? Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Daha büyük sıkıntılarımız, dertlerimiz var. Bahar ve çocukları takip ediyor, onları izliyor Nezir'in adamları. Ne yapmamı isterdin? Benim yüzümden başlarına gelen belanın içinde onları öylece savunmasız mı bıraksaydım? Ya da arkamı dönüp hiçbir şey olmamış gibi mi davransaydım? Ne yapsaydım Pırıl? Beni dinlemiyorsun bile Sarp. Ben sana ona arkanı dön mü dedim? Yüzüstü bırak mı dedim? Seni Şirin'e kim götürdü? Kimin sayesinde Bahar'ın hayatını kurtardın sen? Benim Bahar'la bir derdim yok. Benim derdim seninle. O yüzden ona mı gitmek istiyorsun söyle bana. Ama doğruyu söyle. Hemen şu anda doğruyu söyle bana. Sana yalan söylemeyeceğim Pırıl. Çünkü sen benim en iyi dostumsun. Kandırılmayı asla hak etmiyorsun. Eğer sorduğun soru... ona dönmek ister miyimse... evet isterdim. Hatta şu dünyada bundan daha çok istediğim bir şey yok. Ama dönemem. Dönmeye yüzüm yok. Bahar'a gidip... sana döndüm diyecek yüzüm yok. Neden? Evlenip çocuk yaptın diye mi? Hayır. Neden peki? Şirin. Ona iyilik vermek için benden bir şey istedi. O gün sizi odadan çıkardıktan sonra. Ne? Sevişiyor gibi fotoğraflarımızı çekti. Bir sürü fotoğraf. Bir sürü iğrenç fotoğraf. Hepsi elinde. Ben... bunların doğru olmadığını Bahar'a anlatamam. O zaman neden dün gece onun karşısına çıktın? Onları korumak için. Koruyacağım da. Ne pahasına olursa olsun. Peki. O fotoğraflar olmasa?
dönerdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.